Beşiktaş'la ilgili hem haberlerimiz hem de gazete manşetlerini inceledikten sonra bugün de Beşiktaş'ın karşılaşması varken Skype bağlantımızda tabii ki Beşiktaş'ı konuşacağız. Suat Umurhan bizlerle birlikte. Bakalım kendisi bu karşılaşmayla ilgili bize neler söyleyecek. Hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın. Nasılsın? Hoş bulduk Demet. İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Beşiktaş'la başlayalım. Vaktimiz kalırsa yine diğer takımların transfer gündemine de değiniriz. Spor Toto Süper Lig'de 22. hafta bugün başlıyor. Beşiktaş, Babakars Fatih Karagümrük'le karşı karşıya gelecek. Bir seri yakalanmış durumda. Takım oldukça formda ve motivasyon da yüksek gözüküyor aslında. Bugünkü karşılaşmada kimi favori görüyorsun? Yani tabii ki bu yakaladığı ivmeyle birlikte Beşiktaş favori olacak ve ama Konakor ve hücum ağırlıklı iki takımın da oynayacağı bence gollü bir karşılaşma olacaktır. Çünkü Beşiktaş'ın zaten Şenol Güneş'in oyun felsefesi, oyun prensibi hep bu yönde. Sahaya sürdüğü kadrolarla da bunu görmeye başladık, iyice netleşti. Gezzal da düzeldiği zaman çok daha net bir şekilde ortaya çıkacak bu. Beşiktaş'ın orta sahadaki Dellali ile kaynaklı bazı problemleri var ama geçen hafta gerçekten ben de varım, ben de oynamak istiyorum diyerek biraz daha hem taraftara hem kendisine de moral verdi. Bunun da katkısıyla beraber Beşiktaş bugün zorlu ama galip geleceği bir maç oynayacaktır. Dele Alli'yi yine bugün 11'de bekliyor muyuz sence? Dele Alli evet bugün 11'de olacaktır. Son dakikada bir değişiklik olmazsa. Geçen hafta ben maçı da canlı izledim bu arada. Evet. Orada yani şöyle bir şey var. Dele Alli topsuz alanda gerçekten eksikleri var. Hani biraz kaçak güreşiyor gibi gözüküyor. Ama top ayağına geldiğinde istekli bu arada. Topu istediği topla buluştuğu zaman daha pozitif, daha fazla dikine oynamaya çalışıyor. Sanki Beşiktaşlı oyuncuların da biraz Dele Alli'nin performansı arttıkça oyuncuyu da takıma katmaya, o birlik havasına sokmaya ihtiyaç var. Çünkü biraz da benim sezdiğim oyuncular da Dele Alli'ye kuşkuyla bakıyor. Peki eksikler var Beşiktaş'ta. Yine Gezal zaten uzun süredir yok ama Salih ve Josef sakatlıklarından dolayı bu karşılaşmada olamayacak. Yani orta alanda aslında bir eksiklik hissedebilir sanki Beşiktaş bugün. Yani Salih de geçen hafta iyi isimlerden evet. biriydi. Josef'in yokluğu en büyük problemi Beşiktaş'ın. Bunlar elbette ki zaten daralmış kadroyla birlikte daha büyük sorun oluyor. Fakat Karagümrük karşısında ben Beşiktaş'ın merkez orta sahadan ziyade kanatlara dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum. Kanatları biraz sağlam aldığı zaman geçen haftaki kadar hücum yapmadı. Yani biraz daha dengeyi seçtiği zaman daha rahat oynayacaktır orta sahada. Tayfur'u bekleyebilir miyiz orta alanda bugün? Tayfur olmazsa olmaz gibi gözüküyor şu şablonda. Tayfur'un performansı da yerli olmasından bağımsız o kadro içinde sanki düzenli 11'in bayağı bir jokeri olacak gibi. Yani yeni Necip gibi görüyorum artık Tayfur'u. Bek'te de oynuyor, orta sahanın sağında da oynuyor. Ön libero gibi de oynar. Biraz daha önünde hani 8'imsi gibi de oynar. Bunlar Beşiktaş adına avantaj. Peki transfere gelelim istersen. Artık son noktaya gelinmek üzere. Acametovic transferinde birçok aslında rakam ön plana çıktı ama karşı taraftan çok da bir yanıt gelmemişti. Artık son olarak anlaşıldığı gibi gözüküyor. Bu transfer Beşiktaş'a neler katabilir? Gerçekten ben Türkiye Ligi'nin son 3-4 yılda en istikrarlı, en düzenli oyuncusu olarak Acametovic'i görüyorum. Ve sadece istikrardan ziyade ortaya koyduğu futbol ve takımın felsefesine uyum sağlamasıyla birlikte çok güzel nokta atışı bir transfer olur. Çünkü hem Josef'in boşluğunu doldurabilir, hem zaman zaman önde kullanırsanız Dele Alli tipinde de biraz pas trafiğini arttırabilir. Böyle bir oyuncu yararlı olacaktır. Yani bu ortadaki fiyatlar evet yüksek gibi gözükebilir ama futbolun durumuna baktığımızda özellikle Avrupa piyasasına da baktığımızda yani 4 milyon eurolar seviyesinde bir transferde bu kadar size ne vereceğini net bildiğiniz oyuncuyu bulmanız zor. Ben Beşiktaş adına yani başka takıma da giderse elbette ki ama Beşiktaş adına şu anda çok daha mantıklı ve makul bir transfer görüyorum. Şimdi Beşiktaş'ta gitmesi düşünülen isimler de var tabii ama bugün iki isim dikkatimi çekti. Bu isimlerde tabii en önemli isimler takımda. Jetson'a bir Monaco kancası olduğu söyleniyor. Yine Saïss'e de Nottingham Forest'ın teklif yapacağı iddia edilenler arasında bu iki oyuncuya aslında Beşiktaş'ın çok ihtiyacı var. Neler söylersin bu konuyla ilgili? Şimdi devre arasıysa hani çok makul mantıklı bakmam ama sezon sonuysa ve fiyatlara göre
Tabii ki de neden olmasın? Çünkü Getson'u Beşiktaş alırken bu arada orada bir %50 maddesi de var. Bu unutulmasın. Satıldığı zaman %50'si eski kulübüne gidecektir. Bunun dışında Getson gerçekten çok genç ve Portekiz futbolunun çok yetenekli bir oyuncusu. Hani öyle sıradan bir isim değil. Oralarda piyasası olması çok normal. Beşiktaş'ta da yükselen performansıyla beraber yeniden bir Avrupa piyasasına dönüş var. İyi fiyatlar olursa neden satılmasın tabii ki. Sayıs konusunda da yani böyle 2-3 milyon eurolar gibi bir teklifse, sezon sonu için konuşuyorum, kesinlikle bırakılmamalı. Ama bunun dışında böyle 7-8'lere bulan bir teklifse Beşiktaş yönetimi ona göre değerlendirecektir. Ama Sayıs klasmanında bir oyuncuyu da 5 milyon euronun altına bulamayacağınızın altını çizmek lazım. Peki Fenerbahçe'nin gündemine geçelim. Açıklanan bir transfer var. Artık Jadon Osterwold'e resmen Fenerbahçe'de. Şimdi bu isimle ilgili yorumunu merak ediyorum. Daha önce konuşmuştuk ama artık tamamen Fenerbahçe'de. Şimdi onun gelişiyle aklıma da Alioski acaba ayrılma ihtimali yükseldi mi sence onun gelişiyle? Alioski artık Fenerbahçe için hani nasıl diyeyim, çok fazla düşüneceğiniz bir isimdir. Ancak bir sakatlık, ceza vesaire olur da kimse kalmaz da o zaman. Çünkü düşünün, şu anda sol bek arıyorsunuz. Yani Osterwold'e gelmeden elinizdeki isimlerde cezalı sakat olduğu zaman bile Alioski kullanılmıyor. Böyle bir durumda hiç Jorge Jesus'un tercih ettiği bir isim değil. Hiç aklın ucundan geçen bir isim değil. Artık Alioski teklif gelirse gider. Bunun dışında da sezon sonunu tamamlayıp ondan sonra dönecektir. Bunun dışında da Osterwold'e ilk fırsatta ben Jorge Jesus'un onu kullanacağını düşünüyorum. 21 yaşında bir oyuncu, çok piyasası olan, Ferdi'nin olması da bir avantaj. Bunun da altını çizeyim. Yani Flamengo olarak da oyuncuyu rahatlatıp bir an önce ısındıracaktır kulübe. Ben Fenerbahçe'nin mantıklı ve doğru bir adım attığını düşünüyorum. Takımın yaş ortalamasını iyice düşürmek de bir ölçüde faydalı. Ama sanki orada biraz deneyimli isimlerin devreye girip takımı bir tık yukarı çekmesi lazım. Gençlerin katkısı zaten ortada. Yani Ferdi, Arda, bunlar Fenerbahçe'yi şu anda deneyimli isimlerden çok ayakta tutan oyuncular. Osterwold'i de ben bu ikilinin yanına yazacağımıza inanıyorum. Peki Emre Demir de dün İstanbul'a geldi. Bu ismi de konuşalım istersen. Şimdi çok da iyi bir performans sergilemiyordu. Ama belki tabii Türkiye'de yükselişe geçebilecek bir oyuncu gözüyle bakılabilir. Şimdi Arda'nın bile aslında az süre aldığı bir Fenerbahçe'de Emre Demir'e şans verilir mi diye de merak etmiyorum değil. Yani bilgilerimize göre Emre Demir belki kiralık olarak bile gönderilecek bu sezon. Emre Demir'in Barcelona dönemi çok çok iyi geçmedi ama şunu da belirtmek lazım. Kim olsa giderdi. Bunda hiç tartışılacak bir şey yok ve çok mantıklı bir kararla çok da iyi bir yere dönmesi onun adına faydalı. Kiralık oynayıp biraz daha kendisini geliştirmesinde fayda var. Çünkü maç trafiği oldukça azaldı. Bu sezon böyle iki maçta süre aldı B takımında. Onun da ışığında böyle bir sezon, yani yarım sezonun üstüne bir sezon böyle kiralık oynadıktan sonra Fenerbahçe'ye dönmesi belki de mantıklı olacaktır. Yoksa şu anda Fenerbahçe'nin 11'ine yazmak gibi bir durum söz konusu değil Emre. Peki çok teşekkür ediyorum değerlendirmelerin için. Sana iyi günler, iyi haftalar. Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar. Suat Umurhan'a aktardıkları için çok teşekkür ederim. Kendisiyle hem Beşiktaş'ın bugünkü karşılaşmasını hem de Fenerbahçe'nin transfer gündemini konuştuk. Hemen devam edelim. Fenerbahçe Kasımpaşa karşısında 3 puanı uzanırken moral de depolamış oldu. Futbolcular farklı galibiyet. Jesus oynanan futbol, taraftarsa Arda'yı görmekten oldukça memnun.